Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün yeni bir yazılı sorusu videosuyla beraberiz. Yazılı sorularımızın cevaplarına geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu likelerseniz çok sevinirim. Sevgili öğrencilerim bu videolarımızı arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bilgi paylaşa paylaşa çoğalır. İnşallah sınavda bu sorular veya benzerleriyle karşılaşarak yazılıdan yüksek bir puan, yüksek bir not alacaksınız. Buna inanıyorum. Sorularımızın cevaplarına isterseniz geçelim. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Ceyhan seçeneği, milli duygulara yer vermesi, bu değildir. Bildiğiniz üzere masal ve fabl konusunu işlediğimiz zaman onun açıklama bölümünde değinmiştik değerli öğrencilerim. Masallar evrensel temalar işler. Bundan dolayı milli ve dini öğelere yer verilmez. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. İlgili videolarımıza gene kartlardan ve oynatma listelerimizden ulaşabilirsiniz değerli öğrencilerim. Muhakkak o konuyu işlediğimiz iki ayrı videomuz var. Onları muhakkak izleyin. Ve yedinci soruda iki katır adlı bir fable var. Manzum fable örneğimiz var. Bu fable'ımızla ilgili La Fontaine'den alınan Orhan Veli Kanık'ın çevirdiği, düzenlediği, manzum şekilde düzenlediği bir fable var. Ve bu fable'ın sorularını cevaplamamız isteniyor. Aşağıdaki cümlelerde diyor, boş bırakılan yerleri fable'a uygun olarak doldurun. Şimdi burada değerli arkadaşlar iki katırın başından geçen olaylar manzum bir şekilde ne yapılmakta? Anlatılmakta. Dolayısıyla bir öyküleyici anlatım biçimi yapılmakta. Zaten manzumeler, manzum yazılar öyküleyici anlatımla ne yapılmaktadır arkadaşlar? Anlatılmaktadır. Öyküleyici anlatım dediğimiz zaman içinde bir olay, zaman, mekan, kahramanlar yer almakta ve bir olay örgüsü halinde işlenmektedir. Dolayısıyla öyküleyici anlatım biçiminde yazılmıştır bu. Bu fable serim, düğüm, çözüm ve öğüt bölümlerinden oluşmaktadır. Burada fable'ların yapı özellikleri, yapısal özellikleri ön planda sorulmuş. Serim bölümü ilk bölümüdür fable'larda. Daha sonra düğüm, daha sonra çözüm ve en sonda da insanlara öğüt verilir. Öğüt cümlesi veya bu bir atasözü olabilir aynı zamanda öğüt cümlemiz. Öğüt cümlesiyle fable'larımız biter. C bölümünde ise bir boşluk doldurmamız gene var. Fable'larda bir nokta nokta verme amaçlanmıştır. Bir ders verme amaçlanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla buraya ders kelimesini ekliyoruz. Ç seçeneğinde fable nokta nokta şeklinde yazılmıştır. Manzum şekilde yazılmıştır. Yani manzum hikaye şeklinde yazılmıştır. Aynı zamanda biliyorsunuz manzum hikayelerde bir olay örgüsü var. Bu olay örgüsü belli bir kalıba, belli bir ölçüye, belli bir düzene göre ne yapılmaktadır? Yazılmaktadır. Bu yönüyle şiirle benziyor. Ama şiir değildir bunlar, manzum hikayedir. Çünkü şiir sanat değeri taşıyan metinlerdir. Dolayısıyla şiirlerle manzumeler arasında, manzum yazılar arasında da fark vardır. Manzum yazılar düz yazıya rahat çevrilebilir. Fakat şiirler düz yazıya biliyorsunuz çevrilmez, anlam kayıpları oluşur. Bu konuyla ilgili de kanalımızda yayınımız var. İlgili videoyu izlersiniz şiir ünitesi içinde. Ve fable'da mekan ve zaman belirsizdir. Noktalı yere mekan, yer veya zaman yazıyoruz. Bu ikisini yazıyoruz. Mekan ve zamanın belirsiz olduğunu belirtiyoruz. Ve son seçenekte de boşluk doldurmaya fable'da nokta nokta bir dil kullanmıştır. Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanmıştır. Burada sadece sade de diyebilirsiniz. Üçünü de beraber yazabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Açık bir dille, sade bir dille, anlaşılır bir dille bu fable'ımız ele alınmıştır. Orhan Veli tarafından, özellikle bir şair tarafından ele alınıp yazılması, çevrilmesi önemlidir edebiyatımız açısından. Gelelim 11. sorumuza. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin özelliklerinden biridir diyor. Evet. A seçeneği doğru cevaptır arkadaşlar. Dinleme belli bir amaç gözetilerek yapılır. Evet. Dinleme yaparken bir amacı gözetiriz. Çünkü o dinleme sonucu bir şeyler öğrenmek istemekteyiz. Bir yargıya, bir sonuca varmak istemekteyiz. Onun için belli bir amaç gözetilerek yapılırsa doğru bir çalışma olur. 12'ye gelelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde ile kelimesi edat olarak kullanılmıştır diyor. Değerli öğrencilerim, baktığımız zaman yalnız 2'de bunu görmekteyiz. Şimdi birinciye bakalım. Köylerin birinde bir kere olan ile anası varmış diyor. Şimdi değerli arkadaşlar buradaki ileyi kaldırdığımız zaman yerine ve bağlacını koyduğumuz zaman bu cümlenin anlamının bozulmadığını görüyoruz. Şöyle ki köylerin birinde bir keloğlan ve anası yaşarmış. Bakın dikkat edin
anlamda bir bozulma olmadı. Üçüncüye bakalım. Evveli bir varmış bir yokmuş, bir derviş ile bir kacı bir karı koca. Bunun da yerine V koyduğumuz zaman, sevgili arkadaşlar, V koyduğumuz zaman gene anlamın bozulmadığını görüyoruz. Evveli bir varmış bir yokmuş, bir derviş ve bir koca karı varmış dediğimiz zaman. Fakat ikincide her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılırmış, açılmış derken L'yi kaldırdığımız zaman V koyarsak yerine dikkat edelim anlam ne olmakta? Bozulmakta. Her seferinde sayfalar büyük bir güçlük ve açılmış bakın olmadı. Bundan dolayı Bursa seçeneğini işaretlersek doğru yapmış oluruz. Değerli arkadaşlar bu konuyla da ilgili kanalımızda bağlaç ve edatlarla ilgili anlatımımız, ders videomuz var. Onu da oynatma listelerinden özellikle katıl üyelerimizle ilgili oynatma listemize tıklarsanız oradan takip edebilirsiniz. Ve değerli arkadaşlar 13. sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne bağlacı kelime gruplarını birbirine bağlamaktadır? Burada da Denizli seçeneğinde ne altın olup ne gümüş olup bir damla su vermiş derken burada kelime gruplarını altın oluk, gümüş oluk kelime gruplarını birbirine bağlamış. Yani burada kelime grubu dediğimizde söz öbeği kastediyoruz. Bu ikisini birbirine bağlamış. Altın olukla gümüş oluk. Evet, şimdi gelelim bir diğer sorumuza. 14. sorumuz arkadaşlar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere iki nokta konulmalıdır diyor. Değerli arkadaşlar, burada açıklama yapılırken biz iki nokta koyarız. Ceyhan seçeneğinde diyor ki Türkçedeki sesler ses yolundan çıkışlarına göre iki gruba ayrılır. Bakın bir açıklama yapıyor. Ünlüler ve ünsüzler. Şimdi burada parantez içine iki nokta koyuyoruz ve neler olduğunu açıklama bölümünde yapıyoruz. Şu soru aklımıza gelebilir. Hocam iki noktadan sonra büyük harfle başlanır. Değil mi? Tabii ki büyük harfle başlanır. Ama nerede başlanır? Eğer cümle niteliğinde ise anlattığımız, yani iki noktadan sonra ifade ettiğimiz şey cümle niteliğinde ise, bir yargı belirten cümle niteliğinde ise o zaman büyük harfle başlar. Ama örnekler veriliyorsa cümle niteliğinde değilse küçük harfle başlanır ve küçük harfle devam ediyor örneklerimiz. 15. soruya gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur diyor. Burada da Denizli seçeneğinde düşmanla göğüs göğüse mücadele ettiler. Şıkkı doğrudur arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı yoktur. Modern tiyatro türlerinden komedinin özelliği olarak bizden iki örnek istemişti. Soru 7'nin cevabında da maddeler halinde söylersek arkadaşlar konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır. Kişiler halktan ve yüksek zümreden her çeşit insan olabilir. Her tür söze, şakaya yer verir. Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Manzum olarak yazılır. Üç birlik kuralıdır. Bu türünün, komedya türünün neyidir arkadaşlar? Özellikleridir. 80. soruda da şiire göre cevaplayınız demiş. Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Bu şiirin arkadaşlar teması, ölçüsü, kafiyeleri, redifleri ve türünü ne yapacağız? Bulacağız. Bizden bunu bulmamızı istiyor. Değerli arkadaşlar ölçü olarak 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Çünkü mısralarda heceler 11'li hece ölçüsü olduğunu gösteriyor. Hece sayıları 11 ile tamamlamış. Eşit. Teması memleket özlemi. Orada bakın memleketine duyduğu özlemi kuşlar aracılığıyla gidermeye çalışıyor. Kafiyeleri ereler zengin uyak, leler ise yarım kafiye olarak arkadaşlar ne yapmaktadır? Karşımıza çıkmaktadır. Vardır kelimeleri aynı görevli olduğu için rediftir ve türü ise lirik şiirdir. Coşkulu bir ifadeyle ne yapmaktadır? Arkadaşlar ifade edilmektedir. 9. soruda da arkadaşlar altı çizili kelimelerin kelime türleri bize sorulmuş. Burada baktığımız zaman sık sık kelimesinin zarf olduğunu görüyoruz. Dikkat edin, fiilimsi ne yapmış? Nitelemiş, fiilimsinin önüne gelerek zarf görevi görmüş. İki kelimesi, bu iki koku derken orada be belirtme sıfatı olmuş. Koku isim, bu işaret sıfatı, iki ise belirtme sıfatı olarak, sayı sıfatı olarak gelmiş. Fahriye orada bir isimdir, özel isimdir değerli arkadaşlar. Bu
Fakat bu derken bakın virgülle ayırmış, işaret zamiri olarak kullanılmış. Herkese derken de orada belgisiz bir zamir olarak kullanılmış altı çizili kelime. Aşağıdaki şiirlerin konularına göre türlerini, nedenlerini belirtiniz demiş. Bize verilen şiirlere bakalım. Önce birinci şiire bakalım. Bu vatan toprağın karabağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şahit Gökyay'dan alınan bu dörtlükte hangi konu işleniyor arkadaşlar? Dikkat edin. Vatan, millet, kahramanlık, yiğitlik gibi konular işleniyor. Vatan, millet, kahramanlık, yiğitlik gibi konuların işlendiği şiirler epik şiirdir çocuklar. Neden epik şiirdir? Hemen nedeni bölümüne, orada kutucuğa şunları yazıyoruz. Kahramanlık, yiğitlik üzerine söylenen şiirlere epik şiir denir. Orhan Şahit Gökyay da bu şiirde kahramanlık, yiğitlik, vatan kavramlarını bir arada işlediği için bu şiir konusuna göre epik şiirdir. Türüne göre epik şiirdir. Gelelim ikinci şiirimize. Nurullah Genç'ten alınan bir şiir. Daha dokunmadan kurudu İrem, çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür, artık bu yerlere sığamıyorum. Burada da lirik bir şiir örneği görüyoruz. Lirik şiirde değerli öğrencilerim, aşk, sevgi, tabiat gibi, vatan, din gibi konularda yazılan, coşkulu bir dille söylenen şiirlere, konusuna göre şiirlere biz lirik şiir diyoruz. Burada da şairimiz burada lirik bir konu işlediği için aşk konusu, sevgi konusu üzerine coşkulu bir dille kişisel duygulanımlarını dile getirdiği için burada coşkulu bir anlatım kullandığı için bu şiire de biz lirik şiir diyoruz. Ve geliyoruz üçüncü şiirimize. Ne atom bombası, ne Londra konferansı, bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umrunda mı dünya? Dikkat ederseniz Orhan Veli Kanık hitap ettiği kişiye eleştiri getiriyor veya kişilere eleştiri getiriyor. Dolayısıyla satirik şiir özelliği gösteren bir konuda şiir türünde eserini vermiş oluyor. Gelelim 11. sorumuza. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Niteleme sıfatı kullanılmıştır. Doğru. Arkadaşlar, niteleme sıfatı kullanılmıştır. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle derken Ak Tolgalı Beylerbeyi burada bir niteleme sıfatıdır. Belgisiz sıfat kullanılmıştır. Evet, bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle derken hangi yaz günü? Tarih tam belli değil. Bir yaz günü, yazın bir gününde geçmişler. Burada da bir belgisiz sıfat kullanılmış. Sayı sıfatı kullanılmıştır. Evet, yedi koldan geçtik diyor. Yedi koldan atıldık diyor. Yedi burada, yedi kol bir sıfat tamlaması sevgili arkadaşlar. Yedi orada sıfat olmuş, bir sayı sıfatı olarak kullanılmış. Bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir. Evet, Ak Tolgalı Beylerbeyi derken orada Ak ve Tolgalı sıfattır. Birden fazla sıfat bir ismi nitelemiş arkadaşlar. Edirne seçeneğine gelelim. İşaret sıfatı kullanılmıştır diyor. Hayır, bu soruda, bu mısralarda işaret sıfatı kullanılmamıştır. Edirne seçeneği doğru cevaptır. Gelelim 12. soruya gelelim. 12. soruda diyor ki, yukarıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen noktalama işaretleriyle uyuşmamaktadır? Değerli arkadaşlar bakalım. Alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 3 nokta konur. Doğru. Tarihlerde gün, ay, yılı gösteren sayıları ayırmak için nokta konur. Doğru. Üçüncü cümleye gelelim. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül konur. Doğru. Dördüncüye gelelim. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnak alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır. Arkadaşlar, yay ayraç kullanılmaz. Bu yanlış. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Beşinciye de bakalım. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için
Kesme işareti konur. Evet, Edirne seçeneği de doğru. O zaman yanlış olan cevabımız Denizli seçeneğidir. Bunu işaretliyoruz. Ve arkadaşlar gelelim 13. sorumuza. 13. sorumuzda diyor ki, ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım dizesinde şair ben sözünü kullanarak hangi edebi sanattan yararlanmıştır? Değerli arkadaşlar, burada bir ad aktarmasından yararlanmış diyebiliriz. Yani Mecaz-ı Mürsel'den yararlanmış diyebiliriz. Burada ben derken yine ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Türk milletini kastediyor. Bundan dolayı Mecaz-ı Mürsel ad aktarması yapmıştır diyebiliriz. 14. sorumuza gelelim arkadaşlar. Divan edebiyatında hicviye denilen alay eleştiri konulu şiirin halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, divan edebiyatındaki hicviye denen, yani eleştiri yergi şiirlerinin halk edebiyatındaki karşılığı taşlamadır. Bu şiirde geçen sıfatları bulup türünü belirteceğiz ve hangi işlevde kullanıldığını söyleyeceğiz. Hadi beraber yapalım. Evet. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalı. Birinci mısradan başlayalım. Arkadaşlar, kara derken kara gök bir renk belirtiyor. Acaba bir varlığın rengini belirtiyor mu? Evet. Kara gökler diyor. Gökler isim. Ne demiştik? Sıfatlar isimlerin önüne gelerek onu niteler veya belirtir. Soralım ismimize. Nasıl gökler? Nasıl gökler? Kara gökler. Evet, yuvarlak içine alıyorum bakın maviyle. Rengini belirtti. O zaman burada bir sıfat var. Kara nedir? Sıfattır. Gökler isminin önüne gelerek onun sıfatı olur. Devam edelim. Kül rengi bulutlarla kapalı. Evet, bulutlar burada nedir arkadaşlar? İsimdir. Soralım ismimize. Nasıl bulutlar? Kül rengi bulutlar. Evet, bakın onu da sıfatları maviyle çiziyorum. Dikkat edin. Burada da ne yaptı arkadaşlar? Bulutların, evet, bulutlar isminin önüne gelerek onun rengini belirtti. O zaman birinci cümlemizde kara ve kül rengi kelimeleri, evet, kül rengi aynı zamanda burada bir kelime grubu halinde çocuklarda olmuş, bir sıfat olmuş. Sıfattır. İkinci mısramıza bakalım. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. Yıldırımlar evlerin bacasını kolluyor. Burada sıfat var mı? Hayır, yok. Çünkü evlerin bacası nedir? İsim tanımlaması. Bakın, belirtili isim tanımlamasıdır. Kolluyor, yüklem, yıldırımlarda özne görevinde isimdir. Devam edelim. İncin uykuda. Yalnız iki yoldaş uyanık. Evet arkadaşlar, yoldaş isim. Evet, bunu da kırmızıyla çizelim. Yoldaş isim. Kaç yoldaş var arkadaşlar? İki yoldaş. O zaman iki burada nedir? Sıfattır arkadaşlar. Yoldaş da nedir? İsimdir. Dördüncü mısraya bakalım. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Nasıl kaldırımlar? Serseri kaldırımlar. Serseri burada sıfattır. Kaldırım isminin önüne gelerek onu nitelemiş. Evet, onu nitelemiş. Evet, serseri kelimesi orada nedir? Sıfat. Evet, birinci dörtlüğümüzü ne yaptık? Tamamladık. Şimdi ikinci dörtlüğümüze bakalım arkadaşlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Evet. Nasıl bir korku? Damla damla bir korku. Bakın, iki tane sıfat bir araya gelmiş arkadaşlar. Ve korku ismini nitelemiş. Evet, ikilememiz sıfat göreviyle kullanılmış burada. Ve aynı zamanda bir sıfatı da onun yanına gelmiş. İki tane sıfat bir ismi nitelemiş. Evet, kurallarımızdan birisi de budur arkadaşlar. Birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir. Devam edelim. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Evet, her sokak başını kesmiş devler derken burada da her sokak bir sıfat görevi görmüştür. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Evet, gözüne mil çekilmiş gibi bir ama gibi evler. Arkadaşlar, evler ismi ne yapmış? Evet, gözüne mil çekilmiş
bir ama gibi derken burada sıfat görevli kullanılmış. Evet. Gene arkadaşlar çilekeş yalnızlar derken, evet, yaşamış bir insandır derken, insana içimde kıvrılan bir lisandır derken, burada arkadaşlar sıfat olarak bu kelimeler ne yapılmış? Kullanılmış. Şimdi gelelim bir diğer soruya, ikinci soruya gelelim. İkinci soruda diyor ki bu parçada geçen altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır? Yani isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem. Bunlardan birisi ötekilerden farklıdır. Beş taneden dördü aynı kelime türünden, birisi farklı. Ceyhan seçeneği burada nedir arkadaşlar? Farklıdır. Bu Ceyhan seçeneğinde bakın buraya derken burada zamir olarak ne yapılmış? Kullanılmış arkadaşlar. Dolayısıyla gelen gazete derken gelen bir sıfat fiil. Aynı zamanda orada sıfat görevi görmüş. Gelen gazeteler bir sıfat tanımlaması olmuş. Ücra bir kasaba derken gene kasabayı nitelemekte sıfat görevli kullanmış. Tek tük kandiller derken gene kandilleri nitelemiş arkadaşlar. Karanlık bir gurbet derken gene gurbeti nitelemiş. Yani sıfat göreviyle kullanılmış. Ama üçüncü maddede buraya sözcüğü ile bir işaret zamiri görevi görmüş. Bundan dolayı Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Diğer soruya gelelim. 10. soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime vardır diyor. Denizli seçeneği arkadaşlar. İnşallah Recep'le benim dilim sürçmez de sana hoca efendi deyiveremeyiz 2'de 1 derken burada kişi zamirine örnek oluşturacak bir kelime var. Benim derken ben nedir burada? Kişi zamiridir. 11. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir diyor. A kişi kadrosu geniştir, evet. B betimlemeler yüzeyseldir, hayır. Betimlemeler romanda ayrıntılıdır arkadaşlar. Hem kahramanların betimlenmesi yani fiziksel ve ruhsal portre, hem çevre betimlemesi yani tasviri, bunlar ayrıntılıdır. Betimlemelerin yüzeysel oluşu daha çok hikayelerde karşımıza çıkar. Ondan dolayı Bursa seçeneği yanlıştır. Kişi kadrosu geniştir romanda. Farklı bakış açıları bir arada kullanılabilir. Kurmaca bir gerçekliğe sahiptir. Olay örgüsü bir temel çatışma etrafında şekillenir. Bunlar doğrudur. Yani A, C, D ve E seçenekleri doğrudur. Bursa seçeneği yanlıştır. Betimlemeler yüzeysel değildir, ayrıntılıdır. Bundan dolayı Bursa seçeneğini işaretleyelim. Roman kahramanları ruhsal ve fiziksel özellikleriyle tanıtılır. Yani tasvir edilir arkadaşlar, betimlenir. Kişilerin kendine özgü, ayırt edici özellikleriyle diğerlerinden ayrılanlardan, diğer kahramanlardan ayrılanlarına karakter denir arkadaşlar bir metinde. Ama kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi benzerlerinin her yerde, diğer romanlarda her yerde karşımıza çıkabilecek şekilde üzerine toplayanlarda ise tip adı verilir. Dolayısıyla Adana seçeneği doğru cevaptır. Karakter ve tip kelimelerini bu boşluklara yazacağız. Birinci boşluğa karakter, ikinci boşluğa tip yazacağız. Arkadaşlar roman kahramanlarında eğer romana özgü, o romana ait kişinin ayırt edici özelliği ortaya konuyorsa o romanda özellikleriyle buna karakter diyoruz. Ama her yerde karşımıza çıkabilecek ve diğerlerinden ayrıcı özellikleriyle bu kıskançlık olabilir, cimrilik olabilir, korkaklık olabilir, doğuyu savunan olabilir, batıyı savunan olabilir, belli bir özelliğiyle ön plana çıkıyorsa buna da biz tip diyoruz. Adana seçeneğini işaret. Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki doğru ve yanlış sorularına geliyoruz. Şimdi birinci ağacımızdaki bölüme bakalım. Türk edebiyatında diyor ki ilk çeviri roman Taşuk-u Talat ve Fıtnat'tır. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Türk edebiyatında ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak adlı romandır. Fransız yazar Fenelon'a ait bir romandır bu. Fenelon'un Telemak adlı romanı Yusuf Kamil Paşa 1859 tarihinde çevirmiştir arkadaşlar ve yayınlanmıştır. İlk romanımız bizim Taşuk-u Talat ve Fıtnat'tır bu. İlk telif eserdir. Şemsettin Sami yazmıştır. Onun için yanlıştır. Y'ye çarpımızı atacağız. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki isim tamlamasındaki tamlananın yerini tutan ki eki yani ilgi zamiri ayrı yazılır. Yanlıştır arkadaşlar. İlgi zamiri daima bitişik yazılır. Mesela bir örnek verelim. Benim kalemim kırmızı, seninki sarıdır mesela. Seninki mavidir diyelim. Burada seninki derken ben neyi kastettim? Senin kalemini kastettim. Orada senin tamlayanına ne yapacağız? Ki ekini bitişik yazacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ilgi zamiri olan ki bitişik yazılacaktır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır.
bu ifadede kastedilen bağlaç olan ki olmadığı için bitişik yazılması gerekir. Dolayısıyla ifade yanlıştır. Y'yi çarpıyla işaretliyoruz arkadaşlar. Ve geliyoruz diğer sorumuza. Düğün bölümü romanlarda, düğün bölümü romana konu olan olaylar ile yer, çevre ve kişilerin tanıtıldığı bölümdür. Yanlış bir ifadedir bu. Değerli arkadaşlar, yer, kahraman, kişi, çevre serim bölümünde tanıtılır. Daha sonra düğün bölümünde bu olaylar gelişir ve merak edilen unsurlar, entrikalar ortaya çıkar ve çözüm bölümünde de sonuca ulaşır. Ondan dolayı bu yanlış bir ifadedir. Burada ifade edilen konu serim bölümünde ifade edilir. Orası için doğrudur. Bundan dolayı yanlış seçeneğini çarpı işaretiyle işaretliyoruz. Bakın oka ekranda okları gösterdik. Sekizinci çıkış doğru çıkıştır.